Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Hatemin nebiyyin ve imamil murselin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin ecma'in. Allahümme zidina ilmen ve fahmen ve hifzan ve elhiqna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil khayr. Allahümme iftah lana bu bi hikmetik ve enşur aleyna min rahmetik ve enzil aleyna min berekatike ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram, ya zel celali vel ikram, Rabbi şirah li sadri ve essir li emri ve hlul uqdete min lisani yefkahu qavli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu tayyibelerine, alinin, ashabının, ulema-i izamın, meşayih-i kiramın, bize okutan hocaların ve musannifin ruhlarına bir Fatiha, üç ihlas-ı şerif okuyalım. Allah Teala'nın izni inayetiyle İmam Gazali Rahimahullah'ın İktisat fi Dikkat isimli eserine devam ediyoruz. Hala birinci kutuptayız. Yani zata taalluk eden meseleleri işliyoruz. Zat-ı bariye taalluk eden meseleler. Teçsime dair birçok meseleyi bitirdik. Biraz onunla da ilişkili olan gene bir mesele olarak 9. iddia, davet-i tavsiye, rü'iyetle ilgili. Özellikle Mutezile ile aramızdaki meşhur tarihi mesele yani. İnşallah onu İmam Gazali'den okumaya, anlamaya çalışacağız. Bir de onun tahlili ve değerlendirmesi nasıl olacak meselede. Kim okumak istiyor? Sen oku Yasin. Tamam. Neddari enne Allah subhanahu ve teala meriyyun khilafen lil mu'tezile ve innemâ evradna hâzî mes'elete fil kutbul mensûme bin nazare fî zâtillâhi teâlâ li emrayn. أحدهما أن النفي الرؤية مما يلزم على نفي الجهة فأردنا أن نبين كيف يجمع بين نفي الجهة وإثبات الرؤية والثاني أنه تعالى عندنا مرئي لوجوده ووجود ذاته وليس كذلك إلا لذاته فإنه ليس لفعله ولا لصفة من الصفات بل كل موجود ذات فواجب أن يكون مرئيا كما أنه واجب أن يكون معلوما ولست أعني به ذاته مستعد أنه أعني به أنه واجب أن يكون معلوما ومرئيا بالفعل بل بالقوة أي هو من حيث ذاته مستعد لأن تتعلق الرؤية به وأنه لا مانع ولا محيل في ذاته له. Devam edeceğiz buradan da. Rü'yet meselesinde ihtilafı söyledi. Ehl-i Sünnet'in görüşü malum. Burada bu meseleyi zikretmemizin sebebini söylüyor. Genelde kelam kitaplarında daha sonlarda zikrediliyor bu mesele. Yani sıfat meselelerinden sonra. Zat, sıfat, sonra fiiller, Allah hakkında caiz olan hususlar ile alakalı. Onun görülebilmesi de mümkündür, caizdir babında daha çok sonlarda zikrediliyor. Ama İmam Gazali onu burada zikretti. Zata taalluk eden meseleler arasında. Onun için de iki sebep zikretti. Birincisi cihet meselesi. Çünkü Mutezile Allah Teala hakkında cihette bulunmayı istilzam eder. Onun rü'yetinin imkanı dedikleri için cihetle bir irtibatı olmuş oluyor mesela. Biz zaten cihet, istiva bayağı onunla uğraşıyoruz kaç derstir zaten. Hemen onlardan sonra getirmek makbul oldu. Bir irtibat olmuş oldu. İkincisi Allah Teala'nın zatına taalluk eden bir mesele aslında. Çünkü zatının görülmesinden bahsediliyor. Yani iddia ne? Allah Teala'nın zatının görülmesi, rü'yeti mümkündür. Yani biz fiillerinin veya sıfatlarının görülmesini kastetmiyoruz. Ha, sıfatları da görülebilir mi? Hiç bahsetmemiş burada ama evet aslında yani özellikle müteahhirin ehli sünnet bunu söylüyorlar. Hatta mütekaddimin. Yani görülmenin imkanını meşhurdur eşarilerde. Vücutla kayıtlıyorlar. Yani bir şey mevcutsa mevcut olması açısından
rü'yeti mümkündür. Yani mesela hadis olması değil veya cisim olması değil, tamam, veya cevher veya araz olması değil. Yani görülenler, her ne kadar bil fiil hali hazırda bu dünya hayatında görülen şeyler insanların çoğunun genel olarak gördüğü, yani keşfi diğer tarafa bırakırsak, hatta normal Müslümanların da gördüğü, belki bir peygamber aleyhisselamın Allah'ı görüp görmemesi meselesine bakılabilir, tartışılabilir. Ki o da hani bu dünyada değil, biraz miraca çıkıyor falan. Gördüğümüz şeyler neler? İşte cisimler ve bunların sahip olduğu arazlar, yani cevherler ve arazlar, farklı farklı arazları görüyoruz. Cisimleri, cevherleri görüyoruz. Peki bunların ortak vasfı, yani mesela cisim olmalarından dolayı mı, yer kaplamalarından dolayı mı görülmeleri mümkün oluyor? Yani görmenin imkan koşulları nedir? Bunu tartışmışlar ilk dönem Mutezile Eş'ari tartışmasında. Hep bu geçmiş. Yani İmam Eş'ari'nin kendine ait bir delili var. Biraz imam bizi oraya da getirecek, yani yaklaştıracak. Görmenin imkan koşulları. İşte mesela Mutezile bazı koşullar tespit etmişler. Eş'ariler bunları kabul etmemişler. Eş'arilerin nihai olarak dedikleri şey, hali hazırda gördüğümüz birçok mevcuttaki görmeyi mümkün kılan şart, mesela onların araz ve cevher olmaları değil, cisim olmaları değil, yer kaplamaları değil, hadis olmaları da değil. Mesela cevher ve arazın ortak vasıfları nedir? Bütün görülenlerin ortak vasfı hadis olmaları, varlıklarının bir başlangıcı olmaları. Ama bu da değil demişler. Nedir peki o zaman? Mevcut olmaklık demişler. Tamam. O halde vücut, en genel vücut vasfında, efendim, vücut sıfatında, efendim, vücut sıfatına haiz başka bir mevcut varsa, yani efendim, bunun da görülmesi mümkündür demişler. Bunun da böyle biraz böyle delil formatında bir şeyi var, yani İmam Eş'ari'nin. Bütün görülenlerin sıfatlarını istikra ediyor, sebrediyor, hepsini koyuyor. Mesela arazlık, cevherlik, cisimlik, hudus, mevcutluk falan. Sonra hepsini elemeye başlıyor. Bunlar olamaz, bunlar olamaz. En son hudus ile mevcudiyet kalıyor. Hudus ve mevcut, hadis ve mevcut. Hadis de olamaz diyor. Hani hadis olsa Allah görülemeyecek, değil mi? Hadis olamaz çünkü hudus nedir? El vücudu ba'del ademdir. Adem diyor bir şeyin rü'yet, hani bir idraktır ya, vücudi bir şeydir. Vücudi bir şeyin mümkün olmasının imkan koşulunun bir parçası olamaz diyor Adem. Yani hudusun Adem olan kaydı, efendim, rü'yetin imkan şartı olamayacağı için, Adem çünkü tesir edemez, bir şeyin mümkün imkanına sebep olamaz yani Adem. O halde geriye eğer hadis bile dersek, hadisteki vücut kısmı kalıyor. Mevcutta da vücut var. O zaman her türlü mevcut vasıflar arasında bir tek vücut kalıyor yani. Görmeyi mümkün kılan şart olarak. Dolayısıyla Allah Teala da mevcut ise, efendim, onun görülebilmesi aklen mümkün olmuş oluyor yani. Tamam. Böyle bir akli delil getiriyorlar. Bak, akli delil bu. Bu bir şer'i delil değil. Akli delil, Allah Teala'nın görülmesinin imkanına dair akli bir delil getiriyor. İmam Eş'ari'nin çok meşhur deliliydi bu. Bunu böyle farklı farklı kitaplarda da görürsünüz. Tamam. Vasıfları sebrederler, sonra elerler, en son hadis ile mevcut kalır. Hadiste de Adem kaydı tesir edemeyeceği için, yokluk bir şeyin imkanına tesir edemez yani, gibi düşününce geriye vücut kalıyor. Yani ya hudustaki hadis varlıklardaki vücuttur asıl onların görmesini mümkün kılan. O halde Allah Teala'da mevcutsa, zatı da sıfatları da, mevcut olan her şey görülebilir demişler sonra. Kullu mevcudin yasihu en yura demişler. Tamam. Kaidemiz bu. Kullu mevcudin yasihu en yura. Hani burada ondan sonra bu durumda tabii mesela yok olan bir şeyin bilinmesi her ne kadar mümkün olsa bile görülmesi mümkün değildir durumu da ortaya çıkıyor. Ki bu konuda zaten bir ihtilaf yok yani. Tamam. Eş'ariler, Mutezile veya diğer Müslümanlar arasında yok olanın görülmesine dair bir ihtilaf bilmiyoruz yani. Tamam. Madum. O halde bir şeyin görülmesi daha genel olarak nedir? Mevcut olması. Yani mevcut olan her şey görülebilir. Siz bir şeyin vücuduna hükmedin. Ben size onun görülmesinin mümkün olduğunu söyleyeyim. Ve Allah Teala dilediği zaman da o görülme idrakini yaratabilir bir mahalde. O rü'yeti yaratabilir. Mesela yani aşk diyelim veya sevgi, elem, bunlar gözle görülebilen arazlar değil. Ama mevcut oldukları için görülebilirler. Aklen görülebilmeleri mümkündür yani. Çok ilginç bir şey bu yani, değil mi? Nasıl?
Teyzeleri görür manasında. Hayır, kendileri. Evet. Tabii ki. Aklen görür de görülebilir dedik. Aklen görmekten kastı aklımızla bilmekse değil. Bunun ötesinde bir şeyler iddia ediyoruz biz. Yani bu arazlar bilinebilir demiyoruz. Görülebilir diyoruz. Yani. Arazlar görülebilir. Nasıl oluyor? Evet. Gözünüzde? Tabii ki, tabii ki. Yani bu şu anda hali hazırda görünmeyen. Bu gözünüzle de olabilir, başka bir şeyle de olabilir. Yani kalple veya da beyinle veya başka bir şeyle de. İlle de göz olması gerekmiyor yani. Tamam. Yani ama görmek yani. Tabii görmeyi bilmekten de biraz ayırıyoruz. Şimdi yani bu biraz zihninizde bir şeyler harekete geçsin. Ona göre bu soruları sorarak şimdi okuyacağız yani burayı. Ya zaten okumuş olmanız bekleniyor aslında. Çok niye şaşırıyorsunuz? İmam bunları anlatıyor zaten yani. Sanki hazırlamamışsınız gibi yani. Şaşırdığınıza göre yani imam bunları zaten söylüyor yani. Bu arazların görülmesinin mümkün olduğunu. Bakın arkadaşlar, gerçekten bu dersi hazırlamazsanız ben çok zorlamıyorum sizi. Programınız yoğun biliyorum ama... Yani olmaz yani. Gerçekten istifade edemezsiniz bu dersten yani. Çünkü fark ettiyseniz son kaç derstir bundan sonra çoğunu öyle yapacağız. Genel anlamları anlatmıyorum yani. Takrir etmiyorum genel anlamları. Takrir etsem de çok kısa 2 cümle 3 cümlede geçerim yani. Sizin zihninizde temel anlamların hepsinin hazır olması, hatta 2-3 işkelle beraber gelmeniz lazım derse yani. Efendim. Ve aralarda boşluklarda ve zor yerlere biz temas edip derinleştirmeye çalışacağız falan yani. Yani metni daha satır aralarını okuyacak şekilde gitmeye çalışıyoruz. Bunu defalarca dedim. Dolayısıyla bir saat bile olsa, 45 dakika bile olsa bir 6-7 sayfayı anlamaya çalışarak okuyun yani. Dersten hemen önce okursanız daha iyi olur yani. Bir iki saat önce hazır olsun manalar. Şimdi dolayısıyla hani böyle işkaller var. Mesele çok kolay bir mesele değil. Anlaşılması. Mahalli nizayı tahrir etmek burada biraz zor yani. Gerçekten aynı şeyi mi tartışıyorlar, farklı şeyi mi tartışıyorlar Mu'tezile ile Eş'ariler? Ve Ehl-i Sünnet'ten sonra Maturidiler de aynı meseleyi çok ayrıntılı tartışmış. Fark yok. Ben bazen Eş'ari deyince özel olarak Eş'ari anlamayın yani. Bunlar ortak mesele. Ehl-i Sünnet yani. Hatta bizim kitapları da bazen Eş'ariye falan deyince Ehl-i Sünnet'i genel olarak kastederler yani. Efendim. Zaten ortak meseleler. Ortak olmayan meseleler zaten inşallah geleceğiz yani. Onları belki farklı kitaplarda, müsamereden de okumaya çalışırız. Efendim. Hatta yani öyle ki bazı araştırmacılar, bazı ilim talebeleri, bugün de eskiden de bazı alimler sanki meselenin, ihtilafın manevi değil de lafzi olduğunu iddia etmişler yani. Hali hazırda da iddia edenler var. Efendim. Ama gerçekten böyle mi? Bunun tahkiki çok kolay değil. Yani meseleyi iyi takip etmeniz lazım. Hani şu basit olarak işte Ehl-i Sünnet görülmek mümkündür diyor, Mutezile değildir diyor. Çünkü her görülen cisimdir. Yani bu çok genel bir anlam. Yani bunun ötesine geçmemiz lazım bu derste. Bunu zaten bileceğiz. Bunun ayrıntılarını acaba gerçekten bu tablo bu kadar mı? Böyleyse o zaman aynı şeyi tartışmıyorlar olur. O zaman yüzyıllar boyunca farklı şeylerden mi bahsetmişler yani? Bu kadar da kolay olmaması lazım. Yani ihtilafın lafzi olduğuna gitmek çok böyle ilk gitmemiz gereken yer değil. Aslında yüzyıllar boyunca bir mesele düşünürler arasında tartışma konusu olmuşsa yani neredeyse adeten imkansızdır onun lafzı olması yani. Tamam. Neredeyse imkansız. Bu insanlar aptal değiller. Bizden çok daha iyi ne konuştuklarını biliyorlar yani. Tamam. Dili biliyorlar yani. Olur, bazen bir mesele açılır, çok ince bir meseledir. Bir 30-40 sene, 50 sene alabilir meselenin olgunlaşması, tarafların ne iddia ettiğinin daha anlaşılır hale gelmesi. Olgu yeni çıkmıştır ortaya, tamam? Yeni bir manadır, yeni bir meseledir. Kavramlar oturmamıştır, olabilir. Ama 200-300 sene geçmiş, bunlar alim yani, düşünür bunlar. Ne dediklerini gayet iyi biliyorlar. Dili de çok iyi biliyorlar. Yani dil kullanımı bizden 10 katı daha hassas bir şey yani şu ulemanın. Dil tartışmaları yani. Birçok ilmi de biliyorlar. Hep böyle sadece bir ilimde falan konuşan insanlar değiller yani. Dolayısıyla böyle bir şeye gitmemek, daha çok manevi olan hakiki bir ihtilaf var ve ben bu ihtilafın nerede olduğunu görmeye çalışacağım ve parmağımı basacağım oraya. Ve sonra da doğru yanlışı delilleriyle beraber ortaya koyacağım. Yani yöntemimiz bu. Tahkik yöntemi diyoruz, tamam. Tarafların artık isimlerden, mezheplerin isimlerinden, ünvanlarından sıyrılmaya çalışacağız. Yani İmam Razi'nin bize daha çok öğrettiği, aslında bütün ulema öğretiyor, tamam, taklitten kurtulmak. Ama Razi bunu çok daha sistemli ve daha basa basa söylemiş yani. Artık tahkik etmeye çalışacağız meseleyi. Yani tarafların isimleri, daha önceki şeyleri, bizim halihazırda sahip olduğumuz itikat meseleyi incelerken önemli olmaması lazım, tamam.
Yoksa taklitten kurtulamayız. Gerçekten kelam talebesi olamaz bir insan. Yani bunu kendini buna alıştırırsa yani, tamam. Evet. Ama bu şu da demek değil tabi. Yani tahkiki yaparken, araştırma yaparken hemen öyle 3-5 saat içerisinde veya birkaç gün içerisinde meseleyi düşündüm. Ha buymuş ya, yani sünnet yanlışmış, ben mutezile yanlışmış falan. Batıl bu falan, hemen ulaştım. Böyle bir şey yok yani. Bu bir ilim talebesi için daha ilk başlarda falan çok böyle hayali bir şey biraz yani. Yani olabilir mi? Olabilir ama nadirdir, istisnaidir ve çok zeki bir adamsındır. Daha önce de meseleleri bayağı kuşatmışsındır. O olur ama yani böyle ilk defa meseleyle karşılaşıyorsun. Hemen bir tarafa meylettin. Ha doğru buymuş falan. Ha, demek ki Ehl-i Sünnet yanılmış burada veya da işte efendim şu yanılmış. Böyle değil yani olay. Bu kadar da kolay değil. Teenni ile falan hareket etmemiz gerekiyor yani. Ama taklide de geçit vermeyeceğiz. Yani ikisi arasında çok ince bir denge var. Yani çok az insan gerçekten o dengeyi ortaya tutturur. Ben size söyleyeyim yani taklitle teenni tahkik arasında yani, tamam. Acele etmeden yani hakikaten her adımı bilerek, anlayarak, özümseyerek yani. Ne dediğini bilerek yani. Şimdi İmam Gazali ikincisinde dedi ya işte vücut. Yani biz Allah Teala'nın zatını gördüğümüzü iddia ediyoruz. Dolayısıyla zata taalluk eden bir mesele. O yüzden ru'yeti zata taalluk eden meseleler içerisinde işledi. Ama biz hani genel olarak da biliyoruz ki kullu mevcudin yasihu en yura. Arazlar, cevherler, Allah Teala'nın sıfatları da mevcutturlar. Dolayısıyla onlar da görülebilir ama imam burada dedi ki hani bizim kastımız sıfat değil doğrudan. Asıl tartışma zatta oluyor yani. Tamam? Öyle zata taalluk eden meseleler ve dedi ki kullu mevcudin zatin fevacibun en yekune mer'iyen. Yani vacibun en yekune mer'iyen, yani bil fiil değil zaten, az sonra diyor ya, yani bil fiil görülmesi değil, yani görülmesinin imkanı aklen zorunludur. Görülmesinin imkanı aklen vaciptir. Yani bizim bu imkanı idrak ettiğimiz kesindir demek istiyor, tamam? Yani Allah Teala zatının görülmesinin imkanı kesindir, zorunludur. Biz bu imkanı kesin bir şekilde biliyoruz. Nasıl biz onun bilinmesinin kesin olarak mümkün olduğunu, hatta zorunlu olduğunu, akli deliller bize onun vücuduna zorunlu olarak götürmedi mi? Akli deliller, evet. Nasıl onun bilinmesi mümkünse görülmesi de mümkündür. İkisi de, iki imkan da zorunludur. Tamam, tabii imkanın zorunlu olması garip bir şey. Buna itiraz getirmeniz gerekiyordu aslında, bir şey demiyorsunuz. Problem yok, geçelim. İmkan zorunlulukla vasıflanır mı? Yani biz akli hükümleri üçe ayırmadık mı hakikati açısından? Bir şey ya mümkündür ya vaciptir ya mümtenidir. Bir şey aynı anda mümkün ve vacip olabilir mi? Mümkün olması vacip. Yani zorunlu bir olması olması. Yani mümkün olması imkanı demektir. Yani vacip vücut olması vaciptir. Şöyle söyleyebiliriz abi. Sence bu cümle anlamlı mı? Allah Teala mesela bir siyah cismin siyah olması gibi bir şey değil mi senin dediğin? Yok hocam, şöyle diyorum. Bekir'in demek istediği hocam. Düşün biraz yani, çok anlamlı gelmedi bana senin cümlen. Yani bir şey söylememiş oldun. Vacibül vücudun vacip olması dedim. Siyah cismin siyah olması yani. Akli imtiyazı biliyorsun ki. Yani vacibül, ne dediğimizi düşünelim bak. Evet. Fazla. Bil kuvve mer'i olması vacip. Bil fiil mer'i olması mümkün diyebiliriz. Evet. Güzel. Güzel. Güzel, çok iyi. O halde buradaki vacip kavramı fevacibun en yekune mer'iyen diyor ya. Ya buradaki vacip o zaman bizim hani vacip mümkün mümtenideki üç özel anlamdan kullanılmamış. Daha genel kullanılmış. O genel kullanım ne? O genel kullanım ne? İmkanı da kuşatan bir şekilde yani kullanmış dilsel, yani. Evet, biraz daha dilsel anlamıyla, gerekli, tamam? Evet evet, gereklidir. Yani görülmesinin mümkün olması gerekir. Deliller bizi buna götürür. Tamam? Ya da buna ait bir imkansızlık yoktur. İmkansızlığı çıkarınca vücub ve imkana girersin. Yani sanki vücub ve imkanı kuşatan manada bir vacipliği kullanmış. Tamam? İnsanın mümkün varlık olması zorunlu mesela. Buradaki gibi değil mi? Güzel aslında, evet. Mesela el insanu mümkünün bir daruratil akliyeti mesela. Diyebiliriz mesela bir insan. Doğru. O zaman deminki doğru dediği de doğru değil mi? Hangisi? Zorunluluğu. Evet. Zorunlu varlığın zorunluluğu. Vacibin vücut olması vacip değil. Vacip. Ama hala bir problem var gibi değil mi? En azından benim dediğim açıklamaya bir cevap vermeniz lazım. Siyah cismi siyahlığı zorunludur falan. Akli taksisi
taksimle o dilsel kullanımı kullanıma işaret edersek o zaman çok da doğru. Ama işte o zaman dilde bir hata olabilir. Yani dili yanlış kullanmış olmayasın yani. Tamam, kastını anladım bir an. Yani kadim olması gerekir. Yani vacib bir vücut. Yok, kadim ve vacib vücut aynı şey değiller tam yani. Yani tamam, vacib bir vücut olması gerekir. Yani vacibul vücudun, çünkü mümkün bir vücut olursa yani bunun tam şey. Abi zaten vacibul vücut yani bitti yani, mümkün bir vücut olamaz ki. Yani vacib bir insan insandır gibi bir şey dedin sen zaten. Hani vacibul vücut vaciptir desem anlamlı olur mu yani? Yeni bir şey söylemiş olur mu? Tabii tahsir asıl olur, olmaz yani. Olması gerekir diyemez miyim ben? Sen 3 kat gerekmekten kastın vücutsa 3 vücut söyledin şu anda. Daha zor bir durumdasın şu anda. Yani vacibul vücudun vacip olması vaciptir gibi bir şey diyorsun sen. Çünkü gerekmekten ne anlıyoruz akli ilimlerde? Vücut anlıyoruz. Ama ben işte diyorum ya, dilsel olarak yani buradaki kullanırsak o da olmuş. Yani şöyle diyeyim hocam, yani vacibul vücudun mümkün ve muhal olmaması. Mümkün ve muhal muhal olmaması dolayısıyla ya mümkün ya da vacibe girmiş oluyor yani. Mümkün de olmuyor vacibe. O zaman vacibul vücudu vacib, o zaman zaten vacibul vücudu vacip değil mi? Ama senin dediğin şey Yasin'in örneği üzerinden daha iyi. Sen mi dedin insan mümkündür? Sen dedin değil mi? Şimdi şurada şöyle bir şey. İnsan bir mahiyet olarak düşünelim. Bir mahiyet. Bunun vücutla muttasıf olup olmaması ayrı bir şey. Mevcut da olabilir, madum da olabilir bu mahiyet. Bir de bu mahiyete ilişen, bundan ayrılmayan, aralarında bir telazüm olan bir sıfat var. O da nedir? İmkan. Nasıl 4 dediğimiz sayının bir hakikati var. Evet. Bu hakikatten hiç ayrılmayan çiftlik diye bir lazım var. İnsanın akli bir lazımı da imkandır. Tamam mı? İnsan mahiyetinin akli bir lazımı imkandır. Biz diyoruz ki insan min haythu huwa huwa, yani insan olmak hasebiyle mümkündür diyoruz. Tamam? Yani insan mümkündür derken insan mevzusunun içerisinde imkan anlamı var değil. Var olmadığı için imkan vasfını ona hamletmemiz gayet anlamlı oluyor. Doğru veya yanlış olabilir, o ayrı bir şey. Zaten doğru burada ama yani anlamlı oluyor. Yani mesela insan canlıdır gibi bir şey değil. Yani analitik bir önerme değil. Zaten insan düşünen canlı, düşünen canlı canlıdır falan gibi bir şey olmuş oluyor ya. Hani efendim bu onun gibi değil. İnsanın mahiyeti mümkündür demek gayet anlamlı bir şey yani. Çünkü vacip olduğundan da bahsedebilirdik yani. Değil mi? Tartışabilirdik falan. İnsan mümkündür. Ama diyoruz ki bu imkanın insana olan nispeti, yani oradaki lüzum vücuttur aslında. Oradaki lüzum bir böyle denk gelmiş, bazen olan bazen olmayan bir şey değil de. Yani bazı zamanlarda insan mümkün olur, bazen mümteniül vücut olur, bazen vacibül vücut olur. Mesela böyle bir şey yok. Yani imkan, vücub ve imtina gibi efendim kavramlar iliştikleri mahiyetlere veya da şeylere efendim ezeli ve ebedi olarak ilişirler. Zorunlu olarak böyledir, tamam mı? Yani bunlar değişmezler. Yani bir şey mümkünken belli bir zaman sonra bir anda vacibül vücut olmaya inkılap edemez yani. Veya mümteniül vücut olmaya, tamam mı? Değil mi? Evet, akli hükümler yani kat'idir, zamansızdır aslında diyelim daha doğrusu. Tamam. Ve değişmezler. Zorunludur nefsül emirde. Bütün akli hükümler zorunludur yani iliştikleri mahiyetlere. Bayağı bir umur amme yaptık. Yani ontolojik tartışmalar bunlar ya. Mesela diyemez miyiz ki Allah Teala'nın tamam mahiyetinden söz edemeyiz ama Allah Teala için vücut, o vücutla Allah Teala'nın ilişkisi bu da vaciptir desek? Evet, öyle zaten aslında. Tamam, yani bize göre mahiyet söyleyebiliyoruz. Kelamcılar hakikat ve mahiyetten bahsediyorlar. Vacibül vücudun hakikati ve mahiyeti var tabii. Yani müteahhirinden bazıları veya mütekaddiminden bu kelimeyi kullanmaktan edeben biraz imtina etmişler ama genel olarak makbul yani anlamı en azından yani hani mümkünün bir mahiyeti var, bir vücudu var. Vacibül vücutta da bu ayrım olduğunu söylüyor yani kelamcıların cumhurunun görüşü böyle. Felsefeciler vücut mahiyet ayrımını vacibül vücutta yapmıyorlar. Yani onun vücudu mahiyeti ve mahiyeti vücududur diyorlar. Şeyler diyorlar, hayır, vücudu mahiyetine zaittir. Vacibül vücudun vücudu mahiyetine zaittir diyorlar. Senin bu tartışmalar işte üst seviyelerde hep var. Sonra bu vücudun mahiyete olan isnadının hükmü vücuptur değil mi? Vücuptur. Evet. Bunu kastediyorsan tamam. Ama peki vücubun mahiyete olan isnadı nedir? Veya vücubun vücuda olan isnadında bir vücub var mı?
Yani bu vücut vaciptir diyoruz ya. Yani vücubun vücuda olan hamli mümkün bir hamil midir? Bakın kiplik mantığı, modalite şu anda. Veya da vacip olan bir, zaruri bir hamil mi yani? Yani dil olarak mümkün. Mümkün ama. Hayır. Allah. Dil olarak kastetmez yani. Nefsül emirde bunu aklen idrakimiz vacip olması lazım tabii. Yani o mümkünse o halde Allah Teala'nın vücut sıfatının vücub ile muttasıf olması mümkün olsaydı vücub ondan ayrılabilir. Evet. Onun vücudu mümkün hale gelebilirdi demektir yani. Evet. Halbuki böyle bir şey olamaz yani. Ama bu durumda bu ikinci vücub için de bir vücub daha gerekmez mi yani? Böylece teselsüre girmez miyiz yani? Evet. Ne diyeceksiniz buna? Bunun basit bir cevabı var. Tabii bunun üst seviyede böyle bir giriş yapmış olduğunuz müteahhirin. Şu müteahhirin kelamı. Müteahhirin kelamının farkını hissettiniz mi? Mütekaddirin kelamıyla. Şu ana kadar işlediklerimizden çok farklı bir kafa yapısı değil mi? Bu öyle klasik, çok basit bir seviye müteahhirin kelamının bir meselesi bu. Efendim? Basit değil. Yani orta seviye bir müteahhirin kelamının bir meselesi. Diyorlar ki vücub dediğimiz vasıf vücudi bir vasıf değildir. Bir emri itibaridir. Bu itibariyatın teselsülü de mümkündür. Hani biz o kadar teselsül mümkün değil falan diyorduk. Al sana teselsülün mümkün oldu. Bir alan, şimdi bir alandan bahsediyoruz. Efendim? Yani zihin gittiği yere kadar gidebilir, bir yerde durur, zaman yetmez, durur. Durduğu yerde de durur yani. Artık o vücubun ötesinde başka bir şey göremez hale gelir, zihni yorulur, evet. Durur, zaman yetmez, problem yok. Ama nefsül emirde o silsile öyle gidiyor değildir yani. Tamam. Tabii canım, çok güzel cevap. Yani bunlar, tabii bunların oluşması 200-300 yıl almış yani. Şu manaların ortaya çıkması yani. O zaman sayılar teselsülü. Sayılar itibari ise. İtibari olarak kabul edersin sen. İtibari ise. Ben emin değilim onun itibari olduğundan ya. Sayıların. Hatta İbn-i Sina, Razi falan onlar sayıların hakikatin olduğunu söyler ama ne manada işte? Harici vücudu olan hareket, cisim gibi mi vücudu var? Yoksa bir nevi nefsül emirde bir vücudu mu var? İşte çok zor mesele sayıların hakikati. Bugün de yani bugün matematik felsefesi, ontolojinin en büyük meselesi hemen. Bu sayının hakikati yani. Sayıyı çözen yani. Sayının ne menem nesneler olduğunu çözen. Bu işi çözen. Ayhan Çitir Hoca'nın zaten şu anda bir numaralı uğraştığı mevzu o. Aldın mı? Biraz anladın. Güzel yani. Anlamadım da. Neyse. Hocam akli şeyler olması şartı var. Neydi? Burhan Kapil'de teselsülü iptal ettik ya. Evet. İki ettiğimiz teselsülü burada kastığımız farklı değil mi? Yok, teselsül aynı. Mana olarak teselsül aynı ama hani itibari şeyler mevcut şeyler değil. Bizim bu burhanı tatbikimiz mevcut olan şeylerin olamayacağını gösteriyordu yani. Çünkü onlardan bahsedebilir. Bizden bağımsız olarak kendi halinde onlar sonsuz olarak orada duramazlar diyoruz. Ama emri itibari dediğimiz zaman bizim zihnimizin bir sonrasını itibar etmesine göre ortaya çıkan bir şey. Yani zihin vasatında ancak bir fert ortaya çıktığı için zihin o ferdi mülaze etmediği zaman kendinde bizden bağımsız öyle sonsuz fert vardır zaten diyemiyoruz yani. Dolayısıyla itibari fertlerde, itibari şeylerde teselsülü caiz görmüşler. Ulema düşünürler yani. Tamam. Bu tabi yani nasıl? İptal etmiyoruz yani. Dedik ki ya teselsülü. Evet, itibari şeylere teselsül. Çünkü gerçek orada da teselsül olmuyor aslında. Teselsülü biz iptal ediyor değiliz aslında Burhan'ı tatbiki. Hani şeyde hatırlarsanız hani müstakbeldeki teselsül hakiki bir teselsül değildir demiştik ya. Bu ona çok benziyor yani. Yani o yani aslında sadece bir lafız kullanılıyor. Çok benzeyen bir lafız kullanılıyor. Bir şeyler hissediyoruz, bir benzerlik ama hakikati bununla bunun bir değil yani. İtibari şeylerdeki böyle hep bir ardının gelmesi meselesi, böyle bir fiil bizden bağımsız olarak var olan geçmişe doğru hadisler silsilesi veya geçmişe doğru sebep müsebbep silsilesi falan gibi değil yani bunlar. Tamam. Çünkü zihin itibar etmedikçe öyle bir şeyin vücudu yok zaten. Dolayısıyla hakiki bir sonsuz sayıda şeyden bahsetmiyoruz. Zaten ki sonsuzluğu itibariler için bir kayıt koyduk, istisna ettik falan. Öyle bir şey yapmadık aslında. Sadece olayın hakikatinin farklı olduğunu izah ettik yani. Ben meselesi var abi, biliyor musun? Evet, güzel. Çok feci bir olay. Mahvede. Sigortaları düşürüyor yani.
sonsuzların hiyerarşisi falan böyle. Sonsuz sayıda sonsuz gibi bir şey. Velhasıl buradaki problemimiz neden biz burada durduk? Bir 15-20 dakika takıldık burada. Vücub meselesi. Buradaki ibareler bakın mütekaddiminin işte ibareleri. Müteahhirinde böyle karışıklıklar kolay kolay göremezsiniz bu seviyede. فَوَاجِبُنْ اَنْ يَكُونَ مَرْئِيَنْ diye bir ifade hiç göremezsiniz yani. Israrlar daha dakiktir. Çok daha dakiktir. Bu فَوَاجِبُنْ اَنْ يَكُونَ مَرْئِيَنْ kastı yani bunun görülmesinin mümkün olması aklen zorunludur. Yani biz bu imkanın bilgisini zorunlu olarak biliyoruz. Tamam. Yani imkan mahiyetinin insana olan taalluku zorunlu ya buradaki lüzum. Bir telazüm var insan mahiyeti ve imkan. Buradaki telazüm nedir? Vücuptur yani. Hani bu ayrılmaz bir şeydir. Hiçbir zaman bu bağın kopabileceğini düşünemeyiz, tamam? Vücub odur zaten, tamam? Bu manada buradaki vücub. Yani rü'yet, Allah Teala'nın rü'yeti imkanla muttasıftır ve bu ittisaf vaciptir, tamam? كَمَا أَنَّهُ وَاجِبٌ أَنْ يَكُنَ مَعْلُومًا وَلَسْتُ أَعْنِي بِهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ أَنْ يَكُنَ مَعْلُومًا بِالْفِعْلِ بَلْ بِالْقُوَّةِ Bakın bilfiil bir kuvve kullandı o da. Biz hani bunlara dikkat edelim demiştik. Evet, gerçekten dikkat etmemiz lazım yani. İnanın burada sadece manayı aktarmak için yani bu kelimeleri biraz aşinalığı olan akliyat talebelerinin veya okuyucularının anlaması için. Yoksa çok bir karşılığı yok aslında bu kelimelerin. Hakikatinin bu siyahta yani. Dünyada görülmez. Evet, evet. Gibi yani evet. Görmedik yani. Evet görmedik ama mümkündür. Yani aslında fizikteki bir fiil bir kuvve yerine kullanmıyor yani. Çünkü oradaki bir fiil bir kuvve ile bizim aklen bir şeyin gerçekleşmiş olması, tahakkuk etmesi, bir fiil fiile geçmesiyle mümkün halde durması arasında bir fark var, tamam? Yani bir kuvve ile imkan aynı şeyler değiller. Çok dikkat edin. O yüzden diyorum yani. Bir kuvve ile imkan aynı kavramlar değiller. Bir kuvvede bir tür vücudilik var ama imkanda vücut olması gerekmez yani, tamam? Bir kuvveye imkan-ı istidadi diyoruz yani, tamam? O farklı bir imkan. Bir kuvve imkan, o biraz fizikle alakalı bir şey. O Aristo'dan beri gelen bizi bir şeye sokmuş yani bir probleme. Fizikte hala çıkamıyoruz o problemin içerisinden yani. Veya orta çağımızı işgal ama elhamdülillah kelamcılar takılmamışlar buna. Kabul etmemişler ne bir kuvvesi bir kuvvesi yani. Yani bir şeyin varlığa gelmesi onun bir kuvve önce var olması lazım. Ne bir kuvvesi? Allah dilediği zaman yaratır. Bir kuvvesi yok bu işin yani. Tabii. O imkan akli olarak mümkünse aklen ki zaten imkan istidadi bir kuvve olsa bile hep mümkündür aklen. Aklen mümkün olmasa zaten bir kuvve de mümkün olamaz. Efendim. Ama o aradaki bir kuvve olayı yok bizde. Hani cismin belli şartlarda bulununca ancak farklı bir durum ortaya çıkabilir o fizik alemde falan. O şartlar yok bizim için. Allah faili muhtardır. Bütün mümkünler aynı anda aracısız bir şekilde varlıklara Allah'a isnat edilir. Yani kullul mümkinati testenidu illallahü teala iptidaen. Yani öyle arada bir şart mart falan yoktur Allah Teala'nın fiilinin tesiri için. Yok öncesinde mahallin etkin olması lazım işte. Efendim ateşin pamuğu yakması için pamuğun önceden kuru olması lazım. Yok bilmem şu olması, yakın olması lazım falan. Yok öyle bir şey yani. Tamam. Allah Teala ateşsiz de pamuğu yakar. Yani tamam. Ateş olmadan hiçbir kuvve falan ortamın hazırlanması gibi bir şeye gerek yok. Tamam. O ortamın hazırlanması Aristo'dan beri gelen bir şey. Meşayiler onu almışlar. İşte eşarilerin sebepleri, bütün fiilleri Allah'a isnat etmelerini safsata gibi değerlendirip işte siz bilimi inkar ediyorsunuz falanla karşımıza çıkmışlar yani yüzyıllar boyu. Yani muazzam meseleler bunlar. Dolayısıyla hani böyle o Aristo hatta Heidegger bile başka büyük filozoflar bile Aristo o bir kuvve bir fiille bize bir varlık resmi verdi kendinden getirdiği yani. Biz buna bağlı kalmak zorundayız. Bu ne biçim bir şey diyor yani. Bir şeyin varlığa gelmesi önce bir kuvve sonra bir fiil falan. Bu ne? Nereden getirdin bu ayrımı yani? Bakın çok temel bir ayrım. Bizim için sanki bedihi gibi. Şu anki fizik bizim okuduğumuz ilkokul, ortaokul, lise, fen, bilgisi kitaplarında da böyle yani. O bir kuvve bir fiil. Yok öyle bir şey. Enerji ve işte potansiyel ve enerji. Kinetik enerji, potansiyel enerji falan. Yani tamam bunlar adi sebeplilik içerisinde. Biz de böyle kavramları araç olarak kullanıp fiziğin doğasını anlamaya çalışabiliriz bakın. Tamamen inkar etmiyorum hiç kullanmamasını ama bunu akaidimize hakikate bulaştırmayacağız. Tamam mı? Matematiksel ve fiziksel araçlar kullanıyor olmamız fiziğin bazı unsurlarını daha iyi hareketlerini, eser müessir ilişkilerini daha iyi zapt etmemiz adına onların gerçekte akli olarak da aralarında böyle tesirler olduğunu efendim söylememiz anlamına gelmiyor yani. Tamam? Yani bu fizik evet yani işte bu şekilde bir şey gerek ya buradan buraya atlayamayız yani biz. Matematikte kök eksi 1 diye bir araç var sanal sayı.
kullanılıyor diye o kullanılıyor, işe de yarıyor. Denklemlerimizi çözüyoruz. O halde kök eksi 1'in var olması lazım. Yani hani böyle bir şey olabilir mi ya? Veya sonsuzluk işaretini kullanayım, işime yarıyor limiti falan anlarken falan filan, yani böyle bir şeylerde. O halde sonsuzluk var. Matematikte kullanıyorum. Yani, şimdi yarıyor, dam vara geçiş zaten. Pragmatist bir felsefenin ürünü yani. Böyle bir şey yok arkadaşlar yani. Çok dikkat edelim ilimler arası geçiş yaparken. Yani bir ilimde bir şey kullanılıyor diye falan anlamlı orada diye hakikat öyle falan demek değil yani, tamam? Bir de abi şey. Nasıl? Evet, söyle buyur. Ya itibari bir şey değinmeyecektim yani, bu adamın sonsuzluk şeyi. Tabii aslında zihinde dönüyor yani, matematiksel dünya ile işte gerçek dünya arasında bir boşluk olduğunu düşünüyoruz yani bazı matematiksel kavramlarda. Evet. Abi bu şeyi duymuştum da tam oturtamam işte kafamda. Bu alem yaratılmadan önce hani bu devamlı yaratılma mesela Allah sürekli yaratıyor diyoruz ya, alem yaratılmadan önce mesela o yaratmanın bir kuvve Allah'ta bulunduğunu. Ama aslında biz sürekli yaratıyor demiyoruz. Alem yaratılmadan önce yaratma yok. Allah alem yaratmadan önce Halik mıydı? Mesela ne manada kullandığına bağlı. Eğer kudret manasında kullanıyorsan evet. Ama efendim tekvin manasında kullanıyorsan mükevvin, yani mükevvenin olma kaydıyla mükevvin değil. Tabii ki değil yani. Bunu hiçbir Müslüman kabul etmiyor. Yaratmazken zaten yaratmaya geçmesi mesela. Ya işte o öyle bir şey değil. Ben Hudus'ta size onu özellikle söyledim. Dikkat edin dedim. Ezeli düşünürken böyle ezelden buraya gelmeyin. Buradan geçmişe doğru gidin. Onun öncesinde bir şey yok. Beklenen bir şey yok. Hani şöyle bir şey tasavvur ediyoruz. Haşa. Sanki bir zaman var böyle ezelden beri gelen, göremediğimiz böyle bir tünelden geliyor o karanlık zaman. Ezelden beri geliyor. Ve Allah Teala o zaman çizgisinin hepsinde hep var. Ama alem hala yok. Hala bir karanlık var yani sahnemizde. Sonra bir anda pört diye böyle çıkıyor yani. Hani böyle Allah niye bekledi o kadar falan der gibi falan diye. İbn-i Teymiye'nin de en büyük şüphesi bu. Yok öyle bir bekleme, yok, o tamamen bir vehimden ibaret. Ne öyle bir zaman var, ne öyle bir bekleme var. Hani şöyle düşünün daha iyi anlamanız için. Şu anda dünya mesela evrenin ömrü ne kadar deniyor? 13.7 milyar yıl. Hani diyelim ki bu 20 milyar yıl önce evren var olsaydı, yani 20 milyarlık şu anda yaşamış olsaydı evren, onun öncesinde Allah bekliyor olacak mıydı? Yani bir işte 7 milyarlık yıl falan ve daha az bekleme gibi bir şey olacak mıydı? Peki 100 milyar yıl geriye doğru gidin, 1 milyar yıl geriye doğru gidin, hep geriye doğru gidin. Gene ne kadar geriye doğru gidersin, aslında aynı hali yaşıyoruz. Hiçbir farkımız yok. Yani başlangıç noktası bütün bu sahnelerde aynı. Daha öncesinde bir bekleme falan yok. Tamam. Yani bunun üzerinde gerçekten düşünmeniz lazım. Yani şahsen ben 2-3 yıl düşündüm. Hoca bir gün derste uzun uzun anlatmaya çalıştı. Bak böyle böyle bakın diye Said Fudu Hoca. Yani böyle derste bir aydınlanma yaşadım. Hani böyle kıdem, ezelilik varız. O şey dediyse varız. Bugüne kadar nasıl yanlış düşünmüşüz falan bu olayı. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir bekleme yok. O tamamen bir vehim. Ondan kurtulmak lazım yani. Kudüs bir tanedir. Tamam. Dolayısıyla burada problem nereye dönüyor? Daha da derine gidiyoruz. Hudus ve kıdem arasındaki fark alemde ortada, alem üzerinden anlaşılmaz. Veya da zaman, ezel falan kavramları üzerinden anlaşılır. Ne üzerinden anlaşılır biliyor musun? Fail üzerinden anlaşılır daha fazla. Bak bunu üst seviye kitaplarda göreceksiniz diyerek bu lafızda var olmasa da bu manaya getiriyorlar. Bizim Said Tuz Hoca söyledi işte bunu derste. Hakikaten unalmaz ufuk açtı bizde yani. Fail üzerinden anlayacaksınız, tamam mı? Fail üzerinden farkı hissedeceksiniz. Birincisinde kelamcıların failinde faili muhtar, tamam mı? Alemin yok olması da mümkün ama Allah onu var etti, tamam mı? Onu var etmeden önce bir zaman bir şey var mıydı? Yoktu. Bir bekleme var mıydı? Yoktu, tamam mı? Peki felsefecilerin faili nasıl bir fail? Mucip bizzat, hep beraber varlar. Hiçbir zaman alemin yok olması düşünülemez yani. Bu açıdan düşüneceksiniz. Yoksa bir bekleme falan durumu yok yani. Tamam mı? İbn-i Teymi de hep onu aklına sığdıramamış. Hep o zaman nasıl olur ezelden beri Halık? O zaman sürekli yaratıyor. Ezelden beri yaratıyor falan. Arş kürsü. Yani arş, evet, arş kürsü sürekli yaratılıyor falan. Yani. Yok öyle bir bekleme yok. Gene dediğim gibi ben size biraz açıklamaya çalıştım ama üzerinde düşünün, öyle kolay kolay açılmaz yani. Çünkü çok girift, çok soyut akli kavramlar bunların hepsi. Hudus, kıdem, ezel, fail, ihtiyar, irade, tamam mı? Alem. İki sahne olarak düşüneceksiniz. Birinci sahnede sadece Allah var. İkinci sahne
Yani birinci sahnede Allahu mevcudun kaziyesi doğru, el alemu ma'dumun kaziyesi de doğru nefsül emirde. Tamam? İkinci halde hal diyorum bakın. Fiili cümlelerle ifade etmedim. Fiil zaman barındırır. Fiil cümleleri kullanmayın hudusu anlatırken. Kurtulamazsınız zaman bağından, vehme düşersiniz. Tamam? O yüzden isim cümleleri kullanıyoruz. Allahu mevcudun, el alemu ma'dumun, iki kaziye de doğru birinci halde. İkinci halde Allahu mevcudun, el alemu mevcudun, iki kaziye de doğru. Tamam? Birinci halde alem yok, ikinci halde alem var. Hudus ne oluyor? İki sahneyi beraber değerlendirdiğiniz zaman hudusu anlamış oluyorsunuz. Tamam? Yani hudus meselesi gerçekten muazzam bir şey yani. Muazzam bir şey. Yani alemin kadim olduğunu söylemek bizi o kadar büyük problemlere götürür ki yani tasavvur edemezsiniz bunları üst düzeyde. Zaten bütün o tarih boyunca raziler, kelamcılar hep onunla uğraşmışlar. Olmaz yani. Bu sizin kıdem görüşünüz olmaz. Akla, mantığa, şeriata hiçbir şeye kabil değil demişler. Bütün ömürlerini buna vermişler yani. Yani ilk başta böyle sistem gayet makul gibi görünüyor. Tamam Allah var ki alemde sürekli Allah'la beraber var falan ezelden beri ama yani öyle değil. Bu iş bu kadar basit değil yani. Bu alem bu haliyle öyle kadim olamaz yani. Ve bunun üzerine yüzlerce, onlarca mesele bina ediliyor, tamam? Yani alemi kadim olarak düşünüp düşünmemek arasında böyle imanla küfür arasında bir fark kadar fark var. Bunu çok iyi bilin yani. Gerçekten olmaz felsefi bir sistem olarak bir bağdaştıramazsınız. Yani buradan bir başlıyorsunuz mebdeden, meadde haşri cismaninin imkanı direkt bu kıdem görüşüyle alakalı. Hani neredeyiz, ne alaka falan dersiniz. İnsanların ahiretteki durumunun alemin kadim olup olmamasıyla ne alakası var dersiniz falan. Yani var, inanılmaz var. Kıdemle haşri cismani bir araya gelmesi imkansız. Haşri cismani inkar edesizcen Ebu Cehil'den daha mı az hak ediyor şirke girmeyi ve küfre girmeyi yani. Küfre girmeyi. Kur'an'ı inkar etmiş olmayı. Yani düşünün işte yani. Meseleler kolay değil yani. Hani böyle din felsefe aslında problem yok efendim, hep uzlaştıralım yani. Dinle felsefeyi, felsefe deyince yani hikmeti aramak, hakikat arayışı falan değil. Mevcut felsefi görüşler var. Herhangi bir felsefe ekolü, mesela meşayilik olmuş tarihte bu. Şu anda batı felsefesi var. Onların mevcut görüşleri demektir felsefe. Tamam. Yani şu anda kullanımında o geliyor aklımıza. Eskiden de öyleydi. Tartışmalarda da o geçiyor. Bununla bunu uzlaştırmaya çalışan her zaman çok zayıf bir pozisyonda kalacaktır. Fikren sürekli tutarsızlıklar, çelişkilerden kurtulamayacaktır yani. Bunu çok iyi bilin ve bunun peşine düşün yani. Göreceksiniz yani. Bir adam felsefeyle, felsefecilerin görüşleriyle, mesela meşayiliğin görüşleriyle dini sürekli uzlaştırmaya çalışsa çıkamayacaktır işin içinden. Sürekli sistem bir off verecektir yani, tamam? Çelişkilerden kurtulamayacaktır yani. Bin tane alim gelse hayır dinle ve felsefe uzlaşır falan deseler bile hemen bir orada durun gene yani. Ama 10.000 tane alim de olmaz diyor zaten diğer tarafta, tamam? Yani 3 kişi 5 kişinin kalkıp tarihte falan yok bir problem yok dinle felsefe işte İbn Sina bir problem yok falan dediği zaman durun düşünün yani orada. Yoksa bu bütün velvele neden çıkmış ortaya yani? Ne yani, niye paylaşamadıkları ne var yani? Bunların Müslüman evladı, bunların Müslüman evladı ise her yani sadece. İkisi de İslam topraklarında yetişmiş büyümüş insanlar yani hepsi. Yani özel olarak kimseye bir garezi yok yani şahsına yani. Ölmüş gitmiş insanlar zaten yani. Kim kimseye garezi var yani? Dolayısıyla dediğim gibi özeti felsefe ile din uzlaşır mı uzlaşmaz yani bugün tartışıyor yani biz hatta bunların üzerinde ilim yani biz böyle şeyleri yapmadık bu derste yapmak istemiyoruz çünkü bunlar ilim değil yani bunlar böyle sosyoloji falan yani hani bunlar böyle genel halka hitap edeceğim böyle şeyler cümleler falan yani ama ile de böyle bu perspektiften konuşmak istiyorsanız çok uzlaşmacı taraftaysanız inanın felsefi pozisyonunuz akli kaidelerde sürekli istisnalar yapacaksınız. Orayı tadil et, burayı tadil et, oraya cevap ver, orayı tevil et falan. Hep zayıf yerde duracaksınız yani. Baştan duruşunuzu belirleyin. Ya ben kardeşim din bir tarafta naslar ne diyor? Ben yoluma gidiyorum. Akıl, felsefe bana ne diyorsa öyle gidiyorum. Tamam. Ya böyle din ya da yok abi benim şeyim din hakikat burada. Problemim yok benim burada. Bunun doğruluğundan bir şüphem yok. Bakacağım bunda bir uymayan bir şey varsa hiç tevil etmeye falan gitmeyeceğim. Burada bir yanlışlık arayacağım yani. İşte bu kelamcılar bunu yapmışlar, tamam mı? Gayet başarılı olmuşlar. Çünkü İslam hak, hiçbir problemimiz yok, hiçbir şüphemiz de yok yani, tamam mı? Anlamadığımız tek tük yerler varsa da dinin usulü fıkhın sınırları içerisinde yapıyoruz zaten, problem yok. Ama büyük meselelerde burada bir arıza var, bu sistem bununla uyuşmuyor. Bu sistem bir kere buradan çıkmamış zaten.
Onu da iyi bilmeniz lazım. Her ne kadar bazıları çıkıp yok aslında felsefi Farabi diye bilsin ya da hepsi de işte efendim aslında Kur'an'dan hareket ederek o felsefelerini inşa etmişler falan. Yani yok, muhaddisler, fakirler, tefsir uzmanılar falan zaten. Adamlar 20-30 sene boyunca naslarla haşineşe olmuşlar, sonra çıkmışlar şeye, İbn-i Teymiye desen anlarsın. Adam muhaddis, fakih, yani yetiştiği şey belli, aldığı eğitim belli. Ya bunların aldığı eğitim nerede, bu nerede? Yani hani bir Buhari falan dese, Buhari 45 yaşında sonra felsefeyle iştigal etti atıyorum mesela. Sonra da işte böyle bir felsefi sistem kurdu. Hakikaten yani ilk akla gelen bunu bir şekilde Kur'an sünneti topluca okudu, ayrıntılarıyla uzmanlaştı. Oradan bir tecrit etti, oradaki akli soyut bir felsefe çıkarttı oradan yani. Bu dersin ama. Yani bu belli, bu burada belli yani. Birbirimizi kandırmayalım yani. Efendim böyle bakmasanız gerçekten şu anda hep uzlaştırmacı, problem yok. Zaten zayıf durumdayız. İslam medeniyetinin bütün hepsinden istifade edelim. Efendim bir fark yok, fark yok, fark yok. Yani fark var ama hani istifade edelim. Hep bütün farkları mezhebi erbaa gibi değerlendirelim. Ki bugünün anlayışlarına cevap vermek için. Ki bizim dediğimiz de buna aykırı değil. Yani bir insanın söylediği felsefe, önemli yerleri, dinle uyuşmaması, bizim onun dinle uyuşan veya dinle problemi olmayan önemli açılımlarından istifade etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor ki. Yani ben İbn-i Sina'nın sistemi asla dinin getirdiği doğrularla uyuşmaz. Taban tabana temelde bir zıtlık var. Yani üç yerden uyuşturursam üç yerden uyuşturamam dediğim zaman ben İbn-i Sina'dan istifade edemem mi diyorum yani. İbn-i Sina'dan istifade etmek haram mı falan mı diyorum. Asla böyle bir şey yok. Bunun arasında bir terazüm yok. Ama bunu buna indirgiyorlar. Tamam? Bunu buna indirgiyorlar. Ulema da böyle yapmamış. Ama uymuyor demiş ama İbn-i Sina'dan güzel gördükleri, doğru gördükleri, problemi görmedikleri birçok yeri almışlar, istifade etmişler yani. İlim bu yani. Problem yok. Tamam? Şimdi bir fiil, bir kuvve dedik burada. Bu kavramlar biraz bir şey ifade etmek için kullanılıyor. Yani tahakkuk etmiş mi etmemiş mi aslında? Yani olumlu olumsuzluk için kullanılıyor. Fe'in imtena'a vücudu ru'yeti. Evet. Fe'in imtena'a vücudu ru'ye fe'li emrin azar haricin an zâti. كَمَا تَقُولُ الْمَاءُ الَّذِي فِي النَّهْرِ مَرْوٍ مُرْوٍ فَمُرْوٍ وَالْخَمْرُ الَّذِي فِي الدِّينِ فِي الدِّنِّ دَنِّ دَنِّ مُسْكِرٌ دَنَّ ne demek? Evet, fıçı, evet. Şarap fıçısı. Tamam. وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ فَإِنَّهُ يُسْكِرُ وَيُرْبِي عِنْدَ الشُّرْبِ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ أَنَّ ذَاتَهُ مُسْتَعِدَّةٌ لِذَلِكَ فَإِذَا فَهِمْتَ الْمُرَادَ مِنْهُ فَالنَّظَرَ فِي طَرَفَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي الْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ فَالثَّانِي فِي الْوُقُوعِ الَّذِي لَا سَبِيلَ إِلَى دَرْكِ إِلَّا بِالشَّرْعِ وَمَهْمَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى وُقُوعِهِ فَقَدْ دَلَّ لَا مَحَالَةَ عَلَى جَوَازِهِ وَلَكِنَّا نَدُلُّ بِمَسْلَكَيْنِ وَاقِعَيْنِ عَقْلِيَيْنِ عَلَى جَوَازِهِ Evet, yani iki tane mertebemiz var rü'yette. Bir, rü'yet mümkün müdür, değil midir? İkinci seviye, ikinci tartışma, mümkünse bile peki olacak mı? Veya oluyor mu dünyada veya ahirette olacak mı? Daha çok tartışma ahirette olacak mı üzerinden gidiyor şu anda, evet. Şimdi birincisini, imkanına yani aklen mümkün olduğuna dair açıklamalar getirmeye çalışacak. Bu arada metodolojik olarak şunu da düşünmeniz lazım. Bir şeyin aklen imkanına dair delil getirmek makul bir şey mi yani? Aklen imkanına dair... Yani böyle bir şey niye yapıyoruz biz yani? Evet. Aklen imkanının varlığını... Yani imkansızdır diyenin delil getirmesi gerekmiyor. Hani zıtlarını düşünelim de. O yüzden yaptığımız işin ne olduğunu daha iyi anlayalım. Aklen ne yapıyoruz biz yani? Böyle bir şey mümkün müdür acaba zaten? Bir de bunu düşünün. Bir şeyin imkanına aklen delil getirmek mümkün müdür? Yani hani bu olayın, bu ispatın kendisi mümkün bir ispat mıdır? Yoksa bizim yapabileceğimiz imkansız olduğunu iddia edenin delili varsa veya da vacibül vücut olduğunun, bir şey ya mümkündür ya vaciptir ya imkansızdır. Vacip ve imkansızlıkta iddia edenler delil getirir. Deliller tamamsa biz de kabul ederiz. Tamam değilse reddederiz. Reddettiğimiz zamanda da oradan oraya geçiş doğru mu? Yani biz bu delilleri yanlış olduğunu kabul ediyoruz. Yani Adamu delil la yedullu ala Adamin meddur. Gaflete düştünüz. Adam delil getiremedi diye belki nefsül emirde vacibül vücut ve mümteniül vücuttur. Adam 10 delil getirdi. Çok iyi deliller gibi görünüyorlardı. Ayrıntılı inceledik. Hepsinin de batıl olduğuna karar verdik. Yani bu şunu mu demek? O halde bu şey mümkündür. Hayır, 11. delil. Evet.
İşte o zaman bir şeyin imkanını ispat etmek olabilir mi peki? Yani biz şimdi Burhan-ı Hulf üzerinden gittik. Biraz sıkıntı gibi değil mi? Yani vücub veya imtinayı ispat edenlerin delillerini çürütürsek bizim imkan iddiamızın ispat etmesinin makuliyeti sarsıldı. Adamı delil la yedülle ala adamil meddul dedik. Bakın yöntem problemi. Çok külli kaydı kullanıyoruz. Burhan Hulf üzerinden gitti bir şeyin imkanının bilgisi. Tamam. Peki bu şeyin mümkün olduğunu düşünüyorsak ve böyle bir hissimiz var ama aklen araştırma yapıyoruz. Daha ilk akla gelen yok ki burada İmam Gazali biraz sanki onu yapıyor. Doğrudan onun mümkün olduğunu ispat etmek. Yani onun imkansız veya mümteni olduğunun delillerini çürütmek değil ki onları çürütmek bizim işimize yaramıyor doğrudan. Ama şunu yapabilirse vacip veya imkansız olmasının imkansız olduğunu ispat edebilirsen geriye bir tek seçenek kaldığı için mümkün olduğunu ispat etmiş olursun. Böyle bir şey yapabilirsin. Bu da çift tarafı, iki tarafı da iptal etmen lazım. Tamam? Bu da zor gibi duruyor ama ondan bence daha zoru mümkün olduğunu ispat etmek. Doğrudan. Böyle bir şey mümkün mü acaba? Siz böyle bir şey gördünüz mü? Bir şeyin imkanını ispat eden bir oğlum. Bilmiyorum, düşünün üzerinde yani. Bunlar hiç açık sorular değil. Yani ben yıllardır düşünüyorum, hala bazılarında cevaba ulaşamadım açıkçası. Bunun işte bakın delil, bilgi, bilgi usulüyle alakası var. Ama biz bütün bu tartışmaları bir tarafa bırakalım. Yani İmam Gazali yolundan gidelim, hiçbir problem yokmuş gibi. Bir şeyin imkanının ispat edilebilir olduğunu varsayalım. Tamam. Hani imkanının ispat edilemez olduğunu da iddia etmiyorum bakın. Sadece hani bu o kadar bedihi ve anlaşılır bir şey değil. Yani bir şeyin mümkün olduğunu ispat etmenin ne demek olduğu çok açık bir şey değil. Tamam. Özellikle imkan açısından. Bakın vücub ve imtina açısından bunu demiyorum. İmkan açısından diyorum yani. Tamam. Üç aklı hüküm arasında bir ayrım yapıyorum nedense. Bilmiyorum, düşünün üzerinde. Ama biz varsayalım ki biz bir şeyin imkanının bilgisine nazarla ulaşabiliyoruz. Düşünceyle, delille. Bakalım bu delil mesela burada ne? Ne yani? İmam Gazali hangi delilleri getiriyor? Tamam. Çünkü bu münazara adabı açısından çok işimize yarıyor bu az önceki dediğim tartışmalar. Buralara gireceğiz yani. Gerçekten Mutezile'nin karşısında biz aklen iddiamızı ispat edebiliyor muyuz meselesi? Yoksa sadece hani akli olarak mesele ortada kalıyor. Biz şeriatla mı tutunuyoruz? Şer'i delillerle mi? Anladınız mı? Eğer o imkan aklen ispat edilebiliyorsa bizim duruşumuz şer'i delillere daha gitmeden önce net. Efendim, vukuunu değil. Vukuunda zaten bizim bir akli iddiamız yok değil mi? Gerçekleşeceğini akılla bilemeyiz diyoruz. İmam Gazali de onu dedi. Bunu ancak bize şeriat bildirir. E peki imkanını aklen ispat edebilir miyiz? Bilmiyorum, bakalım. Eğer edebilirsek tartışmanın asıl mertebesinde Mutezile'nin karşısında daha şer'i delillere gitmeden önce pozisyonumuz net. Eğer böyle bir şey yapamazsak mesele ortada kalır. Aklın idrak edemediği bir şey olur. İmkan veya imkansızlığı. İmkansızlığına da bir delil yok. İmkanına da diyelim bir delil olmaz. Nereye gideriz? Şeriata gideriz yani. Şeriat bize o halde, şeriat bize bir şeyin aklen mümkün olduğunun bilgisini verir mi? Buna benzer bir şey tartışmıştık. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Şari Peygamber Aleyhisselam mesela düşünsenize geliyor bize vacib-ül vücudun vücudunun mahiyetine zahit olması aklen vacipti. Bu mümkün olamaz falan. Mesela böyle bir peygamberin böyle bir bilgiyle geldiğini. Veya mesela alemin kıdemi aklen imkansızdır. Veya da cehennemde peygamberlerin bile yanması aklen mümkündür. Şeriatın böyle bir imkanın bilgisini haber vermesi düşünülebilir mi? Birinci seviye. Diyelim ki mümkün, vaki mi? Hali hazırda elimizdeki naslar böyle bu kavramları kullanması gerekmiyor. Kavramlara asla takılmayın. Tamam. Yani bu kavramları kullanması gerekmiyor. Mesele manadır. Şeriatın bir şeyin, aklın hayrete düşeceği bir şeyin imkanından haber vermesi diye bir şeyden bahsedilebilir mi? En azından şunu diyelim. Bunun üzerine düşünün, bunların üzerinde hepsinde. Bakın akıl nakil ilişkilerinde bu meseleler en derin meseleler bunlar. Velev ki mümkün, velev ki şari de haber verdi bazen. Bazı yerlerde, bazı meselelerde akıl hayrete düşer. Olur ki yolunu şaşırır. Bir şey mümkünken
imkansız diye bakar, bir vehme kapılır ve bu imkansızlıktan dolayı da batıl akaidlere saplanır. Şeriat daha bunun başından önlemini alır. Peygamber öğretir ki bak sizin akıllarınız burada bir yanlışa düşebilir. Dikkat edin, meseleyi derinden incelediğiniz zaman bunun mümkün olduğunu görürsünüz falan diye bize hatta bir iki delil de getirir belki. Tamam, mana olarak bakın. Lafızları kullanması gerekmez. İmkan, vacibul vücut kavramlarını falan filan. Diyelim ki bunlar bir 3-5 meselede, 10 meselede oldu veya daha çok, bilmiyoruz bakalım. Ama şeriatın vazifesi bu mu acaba? Yani şeriat Peygamber Aleyhisselam'ın tebliğinin gayesi veya hikmeti bu mu? Aklın hayrete düşeceği akli meselelerde mi ona yol göstermek? Ve yanılabileceği? Yoksa hani aklın zaten genel böyle sağduyuyla temel olarak yanlışı düşmediği temel meselelerde, çok derine inmeden temel meselelerde zaten imkan dairesini görebiliyor akıl. Böyle bozulmuş bir ideoloji falan, bir saplantı, taassup, daha önceki batıl itikatlar yoksa batıl dinlerin, saf bir akıl temel doğruları görebiliyor, temel imkan dairesini. Şeriat da bu imkan dairesinde insanın doğruya ve mümkün olanlara hangilerinin vaki olacağını, vukuyu sadece bildiriyor yani. Vukuyu yani. Ahirette bu olacak, dünyada geçmişte bu oldu, gelecekte bu oldu. Şeylerin hakikatine dair bilgilerde. Yoksa emir, nehi tarzında ahkam, fıkıh zaten. Onda problem yok yani. Konumuz zaten fıkıh değil, dikkat ederseniz. Eşyanın kendinde hakikatine dair. Şer-i şerifin getirdiği bilgiler. Tamam. Bize daha çok vukuyla ilgili mi yoksa akli hükümlerle ilgili mi? Bir şeyin vacip, mümteni veya mümkün olduğuna dair mi? Yoksa imkan dairesindeki vakileri mi bize haber veriyor? Çok muazzam bir mesele. Yani biliyorum, bunu ya da ben çok kitaplarda da görmedim bunları ama konular buralara dayanıyor ha. Yani konuştuğumuz konularda kafanız net değilse bu felsefe din uzlaştırmaları tartışmalarında birçok güme gidebilirsiniz yani. Efendim, delil bilgi yani hiyerarşisinde tartışmalarında, tamam. Veya şeriatın tabiatı, maksadı, İbn-i Öşbe diyecek. Hayır, şeriatın maksadı sürekli budur, şudur, budur diyecek. Acaba gerçekten dediği gibi mi? Şeriatın maksadına uygun hareket etmiyor. Bu tevilciler falan küfre giriyorlar falan, tekfir ediyor yani şeyleri yani falan. Yani böyle mi acaba yani? Yani büyük meseleler, güzel meseleler. Bu konu o meselelerin temsil gücü en yüksek meselelerinden birisi. Yani şu az önce çizdiğimiz teorik çerçeve var ya, orada kafanız net değilse şurada tartışmanın, ihtilafın manevi mi, hakiki olup olmadığını veya da işte biz pozisyonlarımız aklen aynı eşit seviyedeyiz Mutezile ile, sadece şer'i naslar, hani onlar bir vehme düştüler imkansızlık iddialarında, biz de iddialarını çürüttük ama kendi iddiamızı da aklen ispat edemedik, geriye şer'i naslara dayanmak kaldı. Onlara da dayanınca her türlü biz gene çıkıyoruz haklı olarak meseleden, ama yani daha üstün çıkıyoruz ama pozisyonumuz bir öncekine göre, eğer ki aklen imkanın bilgisini ispat edemezsek daha nispeten zayıf olur yani. Tamam. Ve sürekli şeyde de, tarihsel şeyde de, yani aklen imkansızlığının kuvvetli olabileceğine dair getirebilecekliği her böyle baskın yeni delillerde hep bu şer'i nasları acaba tevil edelim mi falan problemiyle karşı karşıya kalacağız. Çünkü usulü olarak müttefikiz ki şer'i bir nas aklen imkansız bir manaya delalet ediyorsa tevil edilmesi vaciptir. Usul olarak aynı usulü paylaşıyoruz mutezilerle, usulü fıkıh olarak, tamam. Usulü fıkhımız %90 falan aynı ha. Yani temel tevil meselesinde özellikle. Bunlar da aynıysa sürekli o gerginlik olacak. Bunu bir evrim meselesine taşıyın mesela. Bir aklen imkansız mı, mümkün mü ya evrim? İşte mümkünse vaki olmasının delilleri aklen yeterli mi, değil mi? Tecrübi, fiziksel ve akli deliller. İşte yeterliyse falan biz nasları tevil edelim mi, etmeyelim mi falan. Hep böyle gidip geleceğiz. Yani evrim görüşü kuvvetli geldiği anda biz nasları tevhile doğru meyledeceğiz. İşte biraz böyle delillerini çürütmeye yaklaştığımızı hissettiğimiz zaman, yok abi deliller sonuçta kat'i değil falan, naslara tutunmamız gerekir diyeceğiz. Şey, anladınız mı? Yani hani bizim naslarla ilişkimizdeki gerginliği yani. Olay çok ilginç yani. Çok ilginç yani. Ve böyle gidiyor. Yani şu anda model o, piyasadaki model. Yani bizim düşünürlerin naslar ve zamanın akli iddiaları, felsefe ve bilimleri karşısındaki pozisyonumuz yani. Yani yanlış mı görüyorsun? Yoksa? Hayır, ben vakayı resmettim. Normatif bir hükümde bulunmadım. Yani yanlışlar. Buyur, evet. Şimdi mütevatir bilgide bir şart var. Hani mahsusattan olması şart. Güzel, evet. Akliyattan olursa bu mütevatir bilgi şeyine girmiyor. Girmiyor tabii ki, evet. Bu ucu mahsus olması lazım. Bu konuştuğumuz konularla bence de biraz bağlantısı var tabii. Ama bunu ayırmak daha kolay.
Sonuçta biz mütevatir bilgide şunu diyoruz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından bu söz çıktı. Yani mütevatir bir hadis veya mütevatir bir ayet dediğimiz zaman en fazla geldiğimiz nokta bu. Yani bu söz onun ağzından çıktı. Ha, bu söz ne anlama geliyor? Başka diğer sözleriyle, başka diğer naklettikleri bir bütün olarak nasıl anlayacağız bunu? Veya Arap dili kaidelerine göre veya bağlama karinelere, usulü fıkhın bütün delillerine göre. Heh, bunların hepsinin bir tarafı. Bir de aklen bu sözün zahiri anlamları problemli mi değil mi mesela? Bu mertebeleri daha vazıh ayırabiliyoruz mütevatir. Yani mütevatirin içeriğinin değerlendirmesi ayrı bir şey. Tabi içeriğe nasıl ulaştık sözün tespitinden sonra, sözün Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından çıktığını kat'i bir şekilde bildikten sonra bu ne anlama geliyor birinci seviye? Ki bunda bu ne anlama geliyordu da akıl var. Çünkü bizim muhassislerimizden bir tanesi akıl. Ya çok girift bir mesele akıl yani. Akıl her yerde var. Her yerde devrede. Onu düşünmeniz lazım yani. Hani nasıl anlamada da akıl orada. Bir şeyi anladınız zahiren ama gene akıl diyor ki yani bu mümkünse vaki mi değil mi? Belki adi akli bir delil vardır. Tecrübi bir delil vardır. Onun öyle olmadığını veya tarihsel bir delil vardır. Orada da gene bir şey olur yani ayrıca, tamam mı? Orada ayırmamız daha kolay. Ama rü'yet meselesi temsil gücü yüksek bir mesele şu tartışmada. Akli delil, şer'i delil. Çünkü burada bahsettiğim şey imkan. Asıl tartışmamız mertebe imkan. İmkan mertebesi aklen ispat edilebilir mi? Veya herhangi bir şeyin imkanı aklen ispat edilebilir mi? Aslında bizim zahiren bugüne kadar bildiğimiz evetti. Çünkü biz akli hükümleri üçe ayırdık ya, sonra üçünü de her birini ikiye ayırmıştık. Sura'da Senusi'nin kitaplarında çok net bir ayrımdı, hatırlayın. Efendim, mümteni'ül vücudun bilgisi ya daruridir ya nazaridir. İşte vacibül vücudun bilgisi ya daruridir ya nazaridir, değil mi? Bir şey aynı anda iki farklı yerde bulunamaz. Aklen zorunlu bir bilgi. Vacibül vücuttur bu bilginin doğruluğu yani. Bu kaziyenin doğruluğu, tamam mı? Bir darura yani, tamam mı? Mümkünde de böyle ayırmıştık. Mümkün ya daruridir ya nazaridir. Yani daruri olanların imkanı, mesela insanın mümkün olduğunu zaruri olarak biliyoruz. Ama mesela peygamberlerin cehennemde yanmasını veya ahiretin varlığını aklen imkanı, belki vacib bir vücut, çünkü vacib bir vücut olduğunu iddia eden düşünürler var Mutezile, başkaları. Hiç böyle imkanı şey değil, şey değil, delille tartışılıyor yani. Değil mi? Bir de aklen şer'an diye. Yani tamam, anladınız mı yani? Mümkün, nazari mümkünler diye bir şey var. Yani bugüne kadar bizim bildiklerimizde problem yok. Nazari mümkünler diye bir şey var. Nazarla ispat edilen, böyle biliyorduk. Ama hani bu dediğim, bu ne kadar yani her meselede tatbik edilebilir? Hani aklen böyle bir şey anlaşılabiliyor olsa da, imkanın bilgisine nazarla ulaşmamız mümkün olsa da aklen, hangi meselelerde ne kadar olabiliyor bu? Bu da ayrı bir mesele ki rü'yet meselesinde bence çok kolay değil bunu tespit etmek. Bakalım deliller zaten bizi götürecek mi yani? Okuyalım biraz daha. Uzattık biraz. استحالة كونها حادثا أو موصوفا بما يدل على الحدوث أو موصوفا بصفة تناقض الصفات الإلهية من العلم والقدرة وغيرهما فكل ما يصح لموجود فهو يصح في حقه إن لم يدل على الحدوث ولم يناقض صفة من صفاته والدليل عليه. Bir dakika, şimdi biraz tasvir edelim birinci delili. İmkanına dair bir delil getirdi yani. Nedullu bi meslekeyni. Birinci meslek, birinci delil. Dedi ki biz yani Allah Teala mevcut olduğunu biliyoruz. Diğer mevcutlardan da ayrılıyor şu vasıflarla. Değil mi? Hadis olmaması falan. Uluhiyette münafi sıfatlarla muttasıf olmaması açısından. Efendim. Dolayısıyla ilk aklımıza gelen, yani bu Allah Teala'nın taşıyamayacağı vasıflar dışında diğer mevcutlara yüklediğimiz imkanların hepsinin aslı olan, mevcut olan Allah Teala'da isnat edilebilmesidir. Yani sizce bu iddia, bu yargı çok açık mı? Hiç değil bence. Hiç değil yani. Yani siz diyorsunuz ki yani tamam, akli delillerle imkansız olduğunu düşündüğüm sıfatları bir tarafa bırakıyorum. Geriye kalan mevcudat için var olan sıfatlarda aslı olan Allah Teala için de bu sıfatların mümkün olduğunu söylemem yani. Onlar hakkında da yani, Allah hakkında. Yani hiç açık değil. O yüzden diyorum mesele çok kolay değil yani, bakın. Giriş bile çok şey değil. Ama bize gene de bir zam veriyor. Yani en azından biz biraz bir şey yaklaştırıyor. Yani
hani asli olarak bu değildir dersek, budur diyemesek de çok uzak bir şey de değil. En azından bazı vasıfları da biliyoruz. Yani mevcutluk vasfı değil mi? Başka birçok vasıf falan da sayabiliriz yani. Mesela gayrı olmama, efendim mesela ilim kudretin belli ahkamları, efendim birçok vasıfta da selbi vasıflar, tamam, selbi ve izafi vasıflarda efendim bir tür iştirak var, tamam. Vacibül vücut ile mümkünül vücut arasında selbi sıfatlarda değil mi mesela? Vahdet mesela değil mi? Tek tek her bir mümkün mevcutta da bir vahid sıfatı var, vasfı var. Yani değil mi? Bir vahdet var. Vacibül vücut da vahittir diyoruz. Tabi vahidin manası yüzde bütün ahkamıyla bir mi değil ama temel bir mana olduğu, ortak bir mana olduğunda da bir problem yok. Ama çünkü vahdaniyet neydi? Selbi bir sıfattı, tamam mı? Mümkünül vücutların da belli selbi sıfatlarla muttasıf olmasında genel olarak bir problem yok. Ama hani vahdaniyet de hakiki bir vahdaniyetle işte şey bir vahdaniyet tabii ki farklı yani. Tamam efendim. Ama bir tür bazı selbi ve izafi sıfatlarda dilde kullandığımız en genel ortak anlamlarda vücut gibi mesela değil mi? Genel anlamıyla vücut. Vücudu has değil de vücudu am ortak mesela. Hani bu durumda hani asıl budur diyemesek de en azından böyle bir tavır, böyle bir giriş konuya bizi bir şeye götürebilir. Yani bize bir zan veriyor. Yani ortak şeyler var diyor. Ve delilu aleyhi, evet. Ve delilu aleyhi taalluqul ilmi bih fe innehu lemme lem yüeddi zâlike ilâ tazayyurin fî zâtihi ve lâ ilâ münâkidati sıfâtihi ve lâ ilâ delâle alel hudûd suviye beynehu ve beyne Evet, şimdi burada mesela ilimle örnek verdi. Delil, bu anlattığı tablo yani açık değil dedik, o da delil getirdi. Biliyor İmam Gazali açık olmadığını, bakın. Yani şu tasviri yapıp konuyu bitirip delil getirmeseydi biz burada susmamamız lazımdı. Yani iyi bir okuyucu burada durmaması lazım. Düşünecek, açık değil yani buradan buraya atlamak. Delil getirdi ki... Şimdi ilim sıfatına bakalım, ilmin taalluk etmesi. Biz de bir şeyleri biliyoruz. Allah Teala da biliyor, her şeyi biliyor diyor, değil mi? Şimdi bizim bir şeyleri biliyor olmamız, Allah Teala'nın da her şeyi biliyor olması, bilmek sıfatı da genel hükmünde ortağız. Tabii sıfatın zatlarla kaim olan sıfatların hakikatleri bir değil. Ama onlara ilişen, onların bazı ahkamı, bu manaların ahkamında bir ortaklık var. Zaten bu ortaklık olmasa biz nasıl Allah Teala'nın idrakine, sıfatlarının, zatının, fiillerinin idrakine ulaşacağız ki? Yani hiçbir alakamız olmaz yani. Her türlü genel ahkamlarda sıfatlar ve manaların hakikatlerinde olmasa da, zatın ve sıfatların hakikatlerinde olmasa da onlara taalluk eden akli ahkamda bir ortaklık olması lazım. Yoksa eserden müessire gidemeyiz zaten. Eserle müessir arasında bir tür irtibat olması lazım zaten. Çok ilginç bir şey, bakın bir din dili falan diyorduk ya yani geçen derslerde. Dil yani genel olarak da dil, din dili de hep bizi bir şeye götürüyor yani. Bir hassas denge var yani, uçlarda falan oynamak çok kolay. Allah Teala hakkında hiç konuşamayız. Herkes imanını kalbinde saklar, neye inanıyorsa inanır. Ha bu bir uç, şeriat böyle değil ama. İşte diğer uç yani her insan hakkında konuştuğumuz her şeyde Allah'a şey. Bu da mücessimenin dibine vurursun teşbihin tesinin. Hakikat ortada. Ve orayı bulmak çok zor. Gerçekten çok iyi bir ilim istiyor yani. 0-1'e oynamak kolaydır. İlim gerekmez. Külli kaidelerini koyarsınız ortaya, atarsınız ortaya. Doğru mudur, yanlış mıdır, iptal ediliyor mu başka delillerle, mühim değildir sizin için yani. İlim adam bu değil ama. İlim adam böyle uç noktaların ortalarında bir yerde o hakikat. Nerede? Ben onu tespit edeceğim ve ölçüsünü de koyacağım. Başkalarına da gösterecek şekilde o orta noktayı oraya götüreceğim yani. Kaidelerimi inşa ederek ve bütün tutarlı bir şekilde sistemi göstererek yani. Böyle diyoruz. O halde ahkamda bir şey var. Bilmek, bilmek. Diyor ki biz bir şeyleri biliyoruz ve biz hadis varlıklarız. Allah Teala da bir şeyleri biliyor, her şeyi biliyor. Ama Allah Teala kadim vacibul vücut. Demek ki bilmenin genel hükmünde zata malumun inkişaf etmesi demek değil mi bilmek genel olarak? Bu hükümde, bu manada bir ortaklık var efendim ve bu bizi şeye götürmüyor. Bir teçsime, teşbihe falan götürmediği gibi bir tatile falan da götürmüyor. Bundan dolayı diyor,
Diyor ki hudusa götürmediği için Allah Teala hakkında böyle bir şey. Hani biz diyemeyiz yani, biz bir şeyleri bildiğimiz zaman bir şeyleri biliyoruz. Allah da bir şeyleri biliyor dersek o da bizim gibi hadis olmak zorundadır falan. Buradan buraya geçiş gereksiz ve imkansız. Mahalli ittifakta burası. Kimse bunu zaten inkar etmiyor. Yani hiçbir Mutezili, hatta Mücessime Haşeviye, kimse Allah Teala hadis demiyor değil mi zaten? Hiçbir akıl sahibi varlığı Allah Teala hadis demiyor. Bizim bir şeyleri bildiğimizi Allah'ın da bildiğini herkes kabul ediyor. Buradaki bilmekteki ortaklık varsa eğer, o halde Allah'ın da hadis olması gerekir noktasında kimse atlamıyor. Burada atlamıyorsak acaba başka yerlerde durum ne, oraya bakacağız. Görme meselesinde. Bilirken böyle bir problem olmuyorsa acaba görmekte böyle bir problem olur mu? Allah'ın hadis olması veya cisim olması gibi bir şey gerekir mi? Problemi ortaya çıkar mı? Bakın bilmekte ortaya çıkmıyor mesela. Evet. Efendim. Bir de bilmek, işte çok acayip bir şey bilmek. Hakikati zaten, bilginin hakikati, hem Allah Teala'nın ilminin hakikati, ilmi ilahi diye bizim çok büyük bir meselemiz var kelam tarihinde, felsefe tarihinde de öyle. Muazzam bir mesele. Onun hakikati ve ona müteallik olan bazı ahkam, yani sonsuzun bilgisi falan bir sürü mesele var zaten orada da. Çok zaten bu da çok böyle apaçık bir mesele değil ama şu anda uğraştığımız seviyede en azından Allah Teala'nın bildiğini, onun için ilim sıfatını iddia ediyoruz ve onun genel hükmünü de idrak ediyoruz. Yani inkişaf, taallukunun inkişaf olduğunu, Allah Teala alimdir, diğer şeyler malumattır. Müteallik, müteallak. Arada bir taalluk var. O taalluka ne diyoruz? İnkişaf. İlim sıfatının, taallukunun hakikati nedir? İnkişaftır. Kudretinki nedir? Tesirdir. İradeninki nedir? Tahsistir. Tamam. Yani Allah Teala zatıyla malumat, makdurat ve muradat arasında taalluklar var. Bu taallukların her birinin kendine ait bir hakikati var. Tamam. İnkişaf yani. Bizim ilmimizde de bir tür inkişaf var. Biz bir şey bildiğimiz zaman malum bize açılır. İnkişaf eder yani, tamam. Ama bu inkişaflıktaki ortaklık Allah Teala'nın hudusuna götürmediği gibi, bakın gibi diyoruz ki rü'yette de götürmez yani. Tamam. Allah'ın görülebilmesi ve bizim görülebilmemiz yani. Tamam. Şimdi onu daha açıklamaya çalışacak. Eşitlendi diyor, bir problem değil. Var rü'yetu nev'u ilmin. Evet. Rü'yetu nev'u ilmin la yucibu taalluku bil mer'i tagayyura sıfatin ve la yedullu alel huduz fe vecebel hukmu biha ala kulli mevcudin. Evet, şimdi rü'yete geçtiğimiz zaman biz efendim bir şeyleri görürken, idrak ederken, görmekle diyor ki, bir kere görmek nev'u ilmin, bir tür idrak. İlim buradaki idrak diye düşünün. Bir tür idrak. Tamam, Türkçe olarak idrak desek burada daha iyi. Bir tür idrak. İlim nasıl ki Allah Teala bir şeyleri bildiği zaman onun zatında, sıfatlarında bir değişimin meydana gelmesi diye bir şey gerekmiyorsa, Allah Teala'nın bir şeyleri görmesi veya bizim onu görmemiz, tamam, bizim onu görmemiz durumunda efendim, Allah Teala'nın zatında, sıfatlarında bir hudusun, bir değişikliğin olması gerekmez. Hudusa götürmez yani bu. O halde ilimde, bakın ilim sahiplerinde ortak vasıf nedir mesela? Kıdem hudus değildir. İlmi olanlarda. Mevcudiyettir değil mi? Yani iki zat da biliyor ve ama biri hadis, biri kadim. Bir problem teşkil etmiyorsa buradaki ortak vasıf nedir? Mevcutluk. O halde mevcut olanda hudusa veya başka şeylere götürmeyen bütün ahkamı kadim de olsa bu mevcuda isnat edebiliriz diyor. Tamam. Hudusa götürmeyen bütün ahkamı götürebiliriz. Çünkü elimizde ilim diye bir örnek var mesela. Kıdem ve hudusun tesir etmediği. Tamam. Fe'in kıyıl. Evet. Fe'in kıyıl kevnuhu mer'iyyen yucibu kevnuhu bicihem. وَكَوْنُهُ بِجِهَةٍ يُوْجِبُ كَوْنَهُ عَرَضًا اَوْ جَوْهَرًا وَهُوَ مُحَالٌ وَنَظْرُ الْقِيَاسِ اَنَّهُ اِنْ كَانَ مَرْئِيًّا فَهُوَ بِجِهَةٍ مِنَ الرَّائِي وَهَذَا الْلَازِمُ مُحَالٌ فَالْمُفْطِي إِلَى الرُّؤْيَةِ مُحَالٌ. Tamam, devam et. Evet. قُلْنَا اَحَدُ الْأَصْلَيْنَ مِنْ هَذَا الْقِيَاسِ مُسَلَّمٌ لَكُمْ وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْلَازِمَ مُحَالٌ ولكن الاصل الاول وهو ادعاء هذا اللازم على اعتقاد الرؤيه ممنوع
فنقول لما قلتم إنه إن كان مرئيا فهو بجهة من الراعي أعلمتموه 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 ضرورة أم بالنظر بالنظر evet, devam et. ولا سبيل إلى دعوة الضرورة وأما النظر فلا بد من بيان ومنتهاه أنهم لم يروا إلى الآن شيئا إلا وكان بجهة من الرأي مخصوصا فيقال وما لم يرى فلا يحكم استحالته tamam bir dakika orada dur. Şimdi delilin sureti bu arkadaşlar. Biraz daha formal bir şekilde ifade edelim. Bu sura kübra gibi düşünelim. Bu kıyası istisnai yine. Bu birinci kaziye, kaziye şatiye muttasıla, mukaddem ve taliden ibaret. İkinci mukaddimemiz, bir kıyas için en az iki mukaddime gerekiyor. İkinci mukaddimemiz talinin nefi. Ref'i yani. Tamam. Nefyul lazim yesterzimu nefye el melzum. Bu kıyasın neticesi ne olur? Leysallahu لَيْسَ اللّٰهُ بِمَرْئِينَ veya مَرْئِينَ diyelim. لَيْسَ اللّٰهُ مَرْئِينَ tamam. Şimdi tekrar ayıralım. Şurası nedir? Melzumdur. Veya da mukaddem diyoruz. Değil mi mukaddem? Şurası tali. Şurası lazım. Tabi iddiaya göre. Bu ikisi arasındaki ilişkiye lüzum diyoruz veya telazüm. Lüzum daha iyi çünkü telazüm çift taraflı olduğunu gerektiriyor ama gerekmez. Gerekmez ama aykırı da değildir. Tamam. Buna ne diyoruz? Bu da efendim ikinci mukaddime diyelim. Buna sura da diyebiliriz. Kübra diyorlar diye daha çok sanki. Kübra bu, sura bu diyelim. Mühim değil yani isimlendirme. Nefyul lazim. Yani huve bi cihetin, huve leyse bi cihetin. Tamam. Nefyul lazim yesterzimu nefye el melzum. Tamam. Bu kıyasımız bu leysallahu mer'iyen. Şimdi kıyasın suretinde, kıyasın iki yönü var. Suret ve madde. Suret formu diyoruz. Formunda hiçbir sıkıntı yok. Yani haddi vasatlar tekrar ediyor. Tali gerçekten aynı bir şekilde burada duruyor. Yani bir oyun oynamadım. Bir lafız oyunu oynamadım burada geçişlerde yani. Lafızların hepsi. Yani surette hiçbir şey yok. Kıyasın suretinde hiçbir şey yoksa eğer biz sonucun doğru olduğunu düşünmüyorsak maddesinde yani iki mukaddimeden birinin doğruluğunda bir problem aramamız lazım. Biz de burada diyoruz ki şurada burası da sıkıntı yok zaten. İmam Gazze diyor ki biz burayı kabul ediyoruz müsellem. O halde geriye şu büyük kübra dediğimiz bu mukaddimenin doğru olup olmadığı meselesi var. Bunun doğruluğu nasıl belirleniyordu? İki taraf, üç şeyde bakacağız. İnkârullâhu merîye, oraya bakacağız. Sonra fehuve bi cihe, oraya bakacağız. Sonra bir de aslında oralara bakmıyorduk doğrudan. Yani oralara bakarsak belki kesin bir ihtimal çıkarırız ama asıl mesele burada, evet. Asıl olarak şu, yani hâzel lüzum diyelim. Hâzel lüzum. İnkâne mutahakkikan fi nefsil emr. Niye nefsil emri kullanıyoruz? Fi nefsil emr fel kadiyyetu sadikatun. Tamam. Fel kadiyyetu sadikatun. Ve illa fe kâzibe. Ve illa fela. Çok iyi. Tamam. Ve illa fela. Tamam. Tabi burada da bir lüzum var. Güzel. Ama bu artık bildiğimiz bir kaziye yani. Bu bedihi yani. Tamam. Şimdi bu doğruluk aslında bir şeyin doğru olmasının ne demek olduğunu ifade ediyor bu yargı. Bakın çok acayip derinlere indik. Çok temel kavramları ifade etmeye başladık. Hâzel lüzum, buradaki lüzum yani bu mevzum bu yargının nisbetiyle yani kevnullâhi mer'iyyen, kevnuhu bi cihe arasında birincisi mevzum, ikincisi lazım olacak şekilde aralarında bir kopmaz bir bağlantı varsa nefsül emirde bu kübra doğru oluyor. Yoksa batıl oluyor. Yani veya da bilmiyorsak bilmiyoruzdur. Yani bu lüzum batıl olduğunu da ispat edebiliriz. Bilmeye de biliriz. Yani doğruluğunu da yanlışlığını da tamam. Şimdi o halde bu lüzumun ispat edilmesi lazım. Veya da biz bu lüzumun yanlış olduğunu düşünüyoruz. İmam Gazze diyor ki hayır buradaki lüzum yanlış. Yani Allah Teala'nın görülebilmesi, görülmesinin imkanı efendim
bir cihetinin olmasını gerektirmez. Burada böyle bir lüzum yok. Aralarında böyle bir lüzum yok. Mutezile böyle bir lüzumun olduğunu iddia etmişler. Peki beyan kime aittir ilkin? O lüzumu açıklaması lazım. Nasıl ilkinde? El beyanu alel muddai. İn kunta muddayan. Ya in kunta muddayan fed delil. Evet. Yani onun kısa şey en kunta muddayan fed delil au naqilan fassahha. Yani çok özet bir şey. Münazara ilminin özeti bu cümle. Bu biliyorsunuz hadis-i şeriflerde de var. Evet. İn kunta muddayan feddelil ev naqilen fassahha. Yani fealeyke delil, fealeyke tashihu naqlik. Tamam. Fealeyke tashihu naqlik. Burada sanki mutezilene ilkin bize bir şey getirmeleri lazım. Bir beyan, açıklama, delil getirmeler. Buradaki lüzum açık değil. Çünkü bu açık değil. Evet ki getiriyorlar, dedi İmam Gazali, özetledi bir cümlede. وَمُنْتَهَهُمْ مُنْتَهَهُمْ dedi, yani bütün o kitaplarda yüzlerce sayfa tartışıyorlar diyor konuyu. Geldikleri hülasa, özü şu delillerinin, şu lüzumu açıklama delilleri. اَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَنْ شَيْئًا اِلَّا وَكَنَ بِجِهَةٍ مِنَ الرَّائِ مَخْصُوصَةٍ. Yani diyorlar ki işte gerektirir, neden? Çünkü işte görülmek için tekabüliyet gerekir, karşılıklılık gerekir. İşte ışık gerekir, şu gerekir, bu gerekir falan filan. Hepsini topladığın zaman bütün bu koydukları şartlar, rü'yetin imkan koşulları, tamam? Biz diyoruz ki hepsi nerede toplanıyor? Hepsi duyusal, fiziksel alemde karşılaşılan sebepler dairesindeki koşullar. Bunlar nefs-ül emirde akli koşullar değiller diyoruz. Diyor ki onların diyebileceği şey, şu ana kadar biz bütün gördüğümüz görme hadiselerinde hep bu şartlar vardı. O halde bundan sonraki bir görme hadisesinde de bu şartların var olması gerekir. Biraz bir bilim mantığı var, fark ettiniz mi yani? Hani böyle sen mucizeler karşı çıkan bir bilim mantığında da hep var yani. O nasıl falan, atarsan yere düşer tabii ki, veya şey yarılır mı falan deniz, veya ölü dirilir mi falan yani gibisinden. Hani bugüne kadar hiç olmadı falan, bilim kesin bir şey ve bundan sonra olursa da yine bu şartlarla beraber olması lazım. İşte ateş pamuğu yakarsa şartların yerine gelmiş olması lazım. Dolayısıyla Mutezile'nin bir tür fiziki şartları ve sebepleri akli şartlar ve sebepler seviyesine çıkarttığından bahsedebiliriz. Ve bu bir problemli bir şey. Bu meşailerin asıl çok yaptığı bir şey. Mutezile bunu gene az yapıyor. Mutezile kelamcılar yani. Dine çok daha, dinin aslara sıra onların çıkış noktasını teşkil ediyor zaruhat-ı diniye de birçok temel dini mesele. Ama şeyler, meşailerin çıkış noktaları doğrudan olmadığı için fizik alemdeki sebeplilik ve şartları, fizik koşulları, bilimin zamanı, o da fizik de değil mi yani, böyle nefsin emrinde fizik yok, Aristo bilimi yani ki daha Batlamyus astronomisi, Aristo fiziği falan, onun üzerinden onları akli seviyede değerlendirip dini nasları veya dini hakikatleri ona göre tevil etmek. Aynı yerdeyiz arkadaşlar. Şeyi fark ediyoruz ya, bugünkü durumumuz eskiden çok farklı değil. Sadece zamanın bilimi, Aristo bilimi değil. Tamam mı? Aristo teleolojik fizik değil. Newton'un mekanik fiziği de değil. Şu anda kuantum fiziğiyle karşı karşıyayız yani. 19. 20. asrın başlarında, ortalarına kadar Newton mekaniğiyle karşı karşıyaydı Müslümanlar. Hani böyle eleştirileri hatırlayın. Müslümanların bilim adamlarına karşı, pozitivistlere karşı reddiyelerini hatırlayın. 1900'lerin başlarında falan, 19. asrın sonlarında falan. Hep neydi? Zamanın Newton'un mekanik fiziğine karşı. Yok hayır, mucize vardır, yoktur, Muhammed Abduhlar falan filan, hatırlayın. Şu anda neden böyle bir tartışma yok? Çünkü mekanik fiziği gitti artık. Peki bu kuantum fiziğinde bir şeyler giderse biz ne yapacağız? Yani o halde dinin bilimle ilişkisi falan, bilimin zaten ne olduğu bir mesele. Yani kendimizi tanımadan biz hiçbir şey yapamayız. Ne hiçbir şeyi müdafaa edebiliriz din adına, ne de hiçbir şeyi reddedebiliriz. Yani şey hissediyor musunuz? Kelam ilmi. Yani bunu bilmeden, şu kelam ilmi, kendi hüviyetini bilmeden sen ne dini savunabilirsin, kendi hüviyetini bilmeden, ne de bir şeyi reddedebilirsin veya da kabul edebilirsin. Yani öyle şizofrenik bir hal olur. Tarihsel çöplüklere girersin sürekli yani. Bugün tartışmaların yani. Az önceki derste, beraber derste şeyi okuduk da, üslubu hakimde, işte yeserunek amir ehille diye ayet geliyor. Devamında da Allah Teala hani hikmetini, orada sebebini soruyor müminler arasında. Hani, bilim değil mesela. Allah Teala orada hani, Aristo'ya göre mi açıklayayım şimdi yani?
değil de orada işte kulliye mevakit gibi. Mevakit edilmem. Çünkü insanın buradaki yaratılış amacı bilim yapmak değil arkadaşlar. Gerçekten bunu çok iyi bilmemiz lazım. O yüzden hani din veya eşarilik veya kelam bilime karşı mı? Bilimin böyle sürekli bir bilim ilerlemesi arzusu falan. Evet, buna karşı. Böyle bir gayemiz yok, tam tersi yani. Dünya masivadır. Çok fazla sadece Bari Teala'ya götürecek vecihiyle ona nazar edilip tefekkür edilir. Onun ötesinde bizatihi onu bilmek, tanımak diye bir gayemiz yok. Biz ağacın altında gölgelenen bir insanız. Bize bunu Peygamber Efendimiz bize bunu öğretti. Bize bilim yapma arzusu vermedi Peygamber Efendimiz. Ağacın altında durup konaklayıp dünyanın hakikatini biraz görüp efendim ahiret azımızı toplayıp gitmeyi bize öğretti yani. Dolayısıyla bir bilim falan ilan bilim ilerlemesine karşıymış. Evet, zaten böyle olması lazım. Bilimin ilerlemesi diye bir şey, bir gayemiz, arzumuz yok. Dünyayı imar etmek diye bir gayemiz, arzumuz yok. Bak, bunlar çok ters şeyler şu anda. İslam medeniyeti falan konuşmalarının tamamına karşı çıkan şu anda cümleler bunlar. Ezber bozu şeyler. Karşılığı yok. Yani karşı değil doğru. Yani eşari sistemindeki sebeplilik meseleleri bilim yapmaya aykırı değil. Ama bilimin arzu talep edilmesi bir gaye olarak insanlığın veya bir insan topluluğunun önüne bir gaye olarak konulması diye bir şey dinin temellerine, zühde, dünya hayatının hakikatine dair İslam'ın getirdiği temel talime aykırı. Ben bunu net olarak söylüyorum. Bunlar bence zarurat yani. Bunlar görmek çok kolay ama zamanın imajları bizi gaflete düşürüyor. Yani çok basit olarak zühd diye bir şey var ya İslam'da. Tamam, dünya hayatı, ahiret hayatı diye bir şey var. Ahiret hayatın olmasa olayı bitiriyor zaten. Ama gaflete düşüyor insan. İşte İslam medeniyeti aslında dünyayı Müslümanlar en güzel mamur ederler. Bak Endülüs'teki Elhamralara falan filan. Bak musikide ne kadar gelişmiş Müslümanlar. Bunlar sonuç, gaye değil. Tamam? Bunlar belli şartlarda ortaya çıkmıyor. Hepsini olumlamamız da gerekmez zaten. Mevcut birikimimizde ne var ne yok diye yani. O hayat tarzlarını yani. Endülüs saraylarındaki hayat tarzını ben niye olumlayayım? O zaman da birçok fakih, sufi, muhaddis bunlara karşıydı yani. Yani ben niye bir şey medeniyet diye falan onarayım? Yani böyle bir şey, bir yapı var. Böyle bir taklit. Bu taklitten geliyoruz, bu taklitte düşüyoruz falan yani. Bir medeniyet, bazı lafızlar bizi şeye götürüyor yani. Ben aslında çok uzatmayayım. Mutezile'nin şeyi bu. Yani biraz daha külli perspektifle bakarsak Mutezile'de gene az var bu ama var fizikte zahiriyle. Fizikteki sebepleri, koşulları, şartları akli seviyeye çıkarmak zahiriliktir. Tamam? Meşailerde bu çok daha fazla var. Zamanının bilimine bir şekilde teslim olmak veya da oradan yürümek. Dolayısıyla felsefede, kelamda derin noktalarda biz tartışıyoruz onlarla. Yani metafizik tartışmalarda onların bilim problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Burada duralım arkadaşlar. İnşallah gelecek derste bu iddianın altını veya İmam Gazali'nin bu iddiayı def etme şeylerini, açıklamalarını okumaya çalışacağız. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا